Trenin içinde zıplayınca aynı yere düşerken, üstünde zıplayınca neden farklı yere düşeriz? Trenle beraber hareket ederken trenin hızı neyse sizin hızınız da odur. Çünkü tren sizi eylemsizlik çerçevesine dahil eder. Trenin içerisinde zıpladığınızda dış bir kuvvete maruz kalmadığın için hızını korur ve aynı yere düşersin. Çünkü Newton'un birinci hareket yasasına göre dış bir kuvvete maruz kalmayan bir cisim, üzerindeki net kuvvet sıfır olduğu için cisim eylemsizlik çerçevesine girer ve hareket durumunda bir değişiklik olmaz. Eğer trenin içinde değil de üstünde zıplamayı denersen, eylemsizlik çerçevesinden çıkar ve trenin gittiği yönün tam tersi yönünde bir harekete maruz kalırsın. Çünkü dışarıdaki hava direnci sana hareket yönünün tersine bir kuvvet uygular. Eğer hareket eden bir cisim ile bağlantını kestiğinde aniden hızın düşseydi, bir mızrağı trenin ön tarafından bıraktığında 150 km hızla tüm insanların içerisinden geçer ve arkadan çıkardı. Hareket eden bir trenin içinde olduğumu varsayalım. Elimde de bozuk para var ve hareketsiz duruyorum. Bu parayı dümdüz fırlatsam elime geri düşecek. Şimdi o hareket eden trenin çatısında olduğumu varsayalım. Madeni parayı doğrudan yukarı atsam bozuk para geri elime düşmeyecek. Bunun yerine onu attığım sırada trenin olduğu yere düşecektir. Özetle tren beraber hareket ederken trenin hızı neyse sizin hızınız da odur. Aynı eylemsizlik gözlem çerçevesi içerisindesinizdir. Trenin içinde zıpladığınızda hava direnciyle karşı karşıya kalmazsınız ve genelde yok denecek kadar az bir kuvvete maruz kalırsınız ve hızınızda herhangi bir değişiklik olmaz. Bu yüzden zıpladığınız anda aynı yere düşersiniz. Çünkü trenin hızıyla sizin hızınız aynıdır. Fakat trenin dışında aynı eylemi yaptığınızda hava direnciyle karşı karşıya kalırsınız. Bu direnç size hareketinizin tam tersi yönde bir kuvvet uygular. Bu kuvvet yüzünden hızınız azalır ve zıpladığınız andaki konumla düştüğünüz andaki konum aynı olmaz. Yani trenin hızıyla sizin hızınız artık aynı değildir. Newton'un ikinci yasasına göre hareket halindeki bir cismin içindeki başka bir cisim, içinde bulunduğu ana cismin etkisi altındadır. Yani hareket halindeki otobüste uçan bir sinek, söz konusu otobüs saatte 120 km hızla gittiği zaman bile otobüsün içerisinde normal bir şekilde hareketini gerçekleştirebiliyor. Otobüsün içinde kalmak için veya otobüsün arkasına yapışmamak için sineğin 120 km hız yapmasına gerek yok. Zaten bir sineğin de bu kadar hız yapması mümkün değil.